Merhaba arkadaşlar. Ben Cem Ceko. Bugün sizlere Stüdyo One'da İlyas Yalçıntaş'ın son çıkarmış olduğu şarkının aranjesini göstereceğim. Yani aranjörü ben değilim. Ama şarkıyı 2 gündür dinliyorum ve kulak alışına aldığımdan esinlenerek Stüdyo One'da küçük bir aranje yaptım. Şarkı biraz elektronik olmuş. Fazla elektronik olmuş sadece. İçeride sadece bir gitarla bir de keman duydum. Geri bütün şeyler zaten göstereceğim aynı şeyleri. Geri şeyler hep elektronik altyapı yapmış. Güzel şarkı olmuş. Fazla elektronik olmuş. Ben de biraz orijinaline yakın yaptım. Bu arada söylüyorum. Şarkı biraz çok fazla benzer olduğu için telif hakkı gönderebilirler. O yüzden küçük bir açıklama yapacağım. İlyas'ın menajeri olsun, PR'ı olsun, telif hakkı göndermelerine gerek yok. Hiçbir şekilde ticari bir amaç yapmıyorum. Ticari bir amaç gütmüyorum. Beklemiyorum, amaçlamıyorum sırasıyla. O yüzden sadece yani siz de size yardımcı olmak için neler yapabilirsiniz? Bu konuda size yardımcı olmak istiyorum. Evet. Projemizi açıyoruz. Projemiz açılıyor. Şunu da aşağı indirelim. Evet. Neler yapabiliriz? Bu uyarı MIDI klavyem takılı olmadığı için bana verdiği bir uyarı. Evet, gördüğünüz gibi Nexus ağırlıklı setler kullandım. O yüzden ilk önce parçayı bir dinleyelim. Vokali açmıyorum arkadaşlar. Şarkının sadece bir yerini kullandım. Onu da kesmek zorunda kaldım. Burada bir tumba kullanmışlar. O tumbayı stüdyo anda bulamadığım için mecbur onu kullanmak zorunda kaldım. Evet, şarkıyı bir dinleyelim isterseniz. Evet, yani genel olarak şarkının gidişatı bu şekilde. Canlı enstrümanlar kullanmadım. Çünkü orijinal şarkıdaki gibi keman ve gitarım şu anda yok. Zaten keman çalmıyorum, ben gitaristim. Gitarımı da kısa süreliğine elinden çıkardığım için şu anda gitarım yok. O yüzden gitar ekleyemedim. Ben de elektronik altyapılar kullandım genel olarak vokaller için. Neler kullandık onlara bakalım isterseniz. Şimdi bir vokalim var. Vokalin içerisindeki efektlerim, gate kullandım, kompresör, reverb'ünü kullandım, limiter kullandım, red light distortion kullandım. Yani bu red light şarkı biraz daha yani vokali biraz daha yüksek tınıları veriyor. Yani ben memnunum, kullanıyorum. Onun haricinde şimdi Nexus kullandım. Şimdi Nexus'ta da şöyle bir şey var. Plug-it Amper Pikes diye. Bilmiyorum İngilizce terimleri nasıl okunuyor. Böyle bir eklenti kullandım. Onu da size şöyle göstermek istiyorum. Yani şu. Tek başına bir akor sistemi üzerinden yürüyorum. Genelde bu şekilde gidiyor. Orijinalinden biraz değişik ama biraz yakın. Evet, bu şekildeydi. İkinci de altından bakın burada biraz şey yapmışım mesela şunu şuradan. Yapamıyorum, elim kaçıyor. Evet, bunu buradan yakınlaştırdım, fazla alandan çıkardım. Şimdi bunu kullanalım bakalım.
Bu da alttan gelen. Yani aslında şöyle yapalım. İkisini beraber diyorum. Arkadan gelen tek tük notalar var. Bunlar. Biraz oynadım üzerinde. Çok profesyonel değil. Şu anda zaten şarkının mixi yapılmamış. Bir şekilde dinletiyorum size. Evet, bu da bu şekilde. Diğer tarafta şeyleri size göstereyim. Şurada orijinalinden kesmek zorunda kaldığım bazı şeyler var. Mesela bunu kullandım. Onun hemen peşi sıra şurada giren bir tane Big Orchard Hall presetini kullandım. Bu da geçişi daha da güzel bir hale getiriyor. Yani şu ikisi birlikte kullanıyorum. Arkadan güzel bir efekt veriyor. Yani şöyle yapalım. Hepsini açalım. Daha net bir şekilde duyalım. Arkadan gelen bu şekilde. Ondan sonra atak kullandım arkadaşlar. Atak da şu şekilde gidiyor. Hepsini kapatalım. Sadece şu ikisi zille beraber duyalım. İkisi bir şekilde gidiyor. Beraber dinleyelim. Şu ikisini de açalım. Da bu şekilde. Perküsyonu dinlettim size. Giriş sinti var. Onu hemen gösterelim. Şu yani hemen. Şu ikisi beraber giriş sinti oluyor. Onun haricinde ne var? Kick ve alkış sekmi var. Ve hayat crashler var. Ben şu üçünü dinletmek istiyorum size. Ayrı bir şekilde. Hemen. Hayat ve alkış olarak devam ediyor. Beraber dinleyecek olursak da şu şekilde. Altyapı güzel. Bu arada arkadaşlar şarkınızın eğer aranje yapacaksınız herhangi bir şekilde. Dediğim gibi dışarıdan bir aslında söylediğimi bilmiyorum. Çok fazla deneme yaptım videoda. İlk videom olduğu için. Ben şöyle bir şey geliştirdim. Belki diğer aranjörler de böyle yapıyordur. Böyle yapmıştır. Böyle tecrübe kazanmışlardır. Ben yeni çıkan şarkıları ya da aranjesi güzel olan şarkıları alıyorum. Studio One veya herhangi bir platformda hiç fark etmez. Şarkıyla beraber platforma koyuyorum. Herhangi bir kanalda. Ve üstünde çalışıyorum. Neler var? Altyapılarda neler gidiyor? Kick gidiyor mu? Atak var mı? Hepsini birebir aynı şekilde yapmaya çalışıyorum ki bu şekilde kendimi pekiştiriyorum ve alıştırıyorum. Size de aynı şeyi öneriyorum. Tabi gerekli ekipmanlarınız olduğu takdirde yani ses kartınız, mikrofonunuz, midi klavyeniz varsa her şeyi yapabilirsiniz. Yani çok büyük stüdyolara gerek yok. Yalnız mikrofon için bir panel ya da güzel bir yalıtım olması gerekiyor. Yani vokal kaydını evde yapacaksınız. Bu da bu şekilde. Başka ne var? Burada bir bas partisyona gitmişim. Beraberinde bu da sinti oluyor. Aynı şekilde beraber dinleyecek olursak gidiyor. Yani şöyle daha iyi anlayabilirsiniz. Gibi. Başka dediğim gibi bu şarkının şu anda mixi yok. O mixi olmadığı için bir şey yapamıyorum. Burada klavyelerimiz var. Girişteki ve aralarda. Şimdi vokal kaydım çok iyi değil. O yüzden biraz sonra size vokal kaydını dinleteceğim. Beraber şarkıyla adapte olabilmesi için. Bu var. Bu var.
var, bu var. Sonra şurada bir yani genelde şu bölümle aynı gidiyor yani şuradakiyle. Sonra şurası var. Geçişler genelde. Burada vokal giriyor. Hadi vokali dinleteyim. Ay hasta, mevsimi hep hasta, yoksun oralarda. Bu şekilde gidiyor. Sololar dediğim gibi sololarda canlı enstrümanım olmadığı için gitarım olsaydı eğer bir solo atacaktım oraya. Olmadığı için mecbur synth çalıyorum. Biraz kötü. Ama gitarım olsaydı daha güzel olacaktı. Evet arkadaşlar, genelde böyle. Sizler de yapabilirsiniz. Ben bunu yaklaşık yani saatlerce başına durmadım. Yaklaşık bir gün içerisinde bunu çıkartabildim. Tabii daha orijinaline daha iyi orijinali. O yüzden umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Sayfama abone olmayı, herkesin dediği gibi artık ritüel hale geldi. Beğenmeyi unutmayalım. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.